Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dikkatler ekranımız olsun. Xitay bu yıl Şarık Türkistan'dan 100 milyon tonlu baylıqını bulantalan kılgan. Xitay bu yıl kirgenden beri tümür yol arqalıq Şarkı Türkistan'dan bulantalan kılıp toşuğan baylıqnın miktarı 100 milyon tonnadan aşkan. Tanrıtağ doğrunun bugünkü haberde bildirilişe 28. iyon günü saat 11'de 2310 tonlu kömü qonaq, ximivi oğut qatarlıq mallar lıq kaçılanğan bir növetçi poiz Ürümçi Gharbi Vokzalı'dan yolga çıkıp, Sikvan'nın Lışan Şimali Vokzalı'a qarap yürüp ketken. Şunun bilen bu yıl Şarkı Türkistan'daki tümür yolunun Şarkı Türkistan'ın tabiye baylıqını bulantalan kılıp Xitay ölkülerge tuş miktarı 100 milyon tonnadan aşkan. Xitay tümür yolu Ürümçi İdarisi Gorohi Çektik Şirketi Yük Tuşuş Bölümünün muavin müdiri Lişan'ın aşka arlışça bu yıl kirgenden bu yan Şarkı Türkistan'daki tümür yol tarmakları hazırga kadar Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulantalan kılıp, Xitay ölkelerge yük toşuş miktarını bulturgu oxşaş mezgildikiden 11.9% aşırıp orunduğan. Bildirilişe 6-nın 16 günü Xoten Çakılıq tümür yolu da katnaş başlanıp, ışkı kürüştürülüşüge ägişip, Şarkı Türkistan'daki tümür yolunun ticaret mesafesi 9091 kilometreden aşkan. Növette Xitay Şarkı Türkistan'ın baylıqını Xitay'a toşuşta Şarkı Türkistan'da atalmış Lenjo Şinjan tümür yolu ve atalmış Lenjo Şinjan yukarı süratlik tümür yoluna asası yol kılgan. Linhe Kumul tümür yolunu şimali yol kılgan. Golmud Korlu tümür yolunu canubi yol kılgan bulup, bunun bilen bir asası yol, iki koşumcu yol şekillengen. Tanrıtağının canubi şimalini toğırsığı kesip ötüdüğen tümür yol liniyesi Şarkı Türkistan'ın kümür metal rodisi, aşlıq, ximiya sanayiti mahsulatları qatarlıq maddi eşyalarını Xitay'a toşuşunu küçülük terak kılgan. Bu yıl Şarkı Türkistan'daki tümür yol tarmakları Xitay'nın Şarkı Türkistan'da turuşluq 33 merkez karxanası hem Şarkı Türkistan'daki tayanç karxanlar bilen strategilik hemkarlıq kelişimi imzalıgan. Kelişim boyunca Şarkı Türkistan'ın baylıqını her yılı bulantalan kılıp Xitay'a toşuş miktarı 153 milyon 450 min tonnu bolup, 2021 yıldakiki seleştirganda eş nisbeti 7.1% bolgan. Başka haber manbalarda aşkarlanışça her günü Şarkı Türkistan'dan 10 000 vagondan kaçılıp yetkili vatkan baylıqlar, kömür, metal rodisi, paxta qatarlıq mahsulatlar iken. Xitay tümür yol tarmakları yakınki yıllardan beri Şarkı Türkistan'ın kızılma baylıqlarını Xitay ölkelerge yetke salmaqını köpeytken. Ondan başka Xitay Şarkı Türkistan'ın şimali rayonunun paxta, ximiya sanayiti qatarlıq mahsulatlarını Xitay ölkelerge yetke salmağını aşırışka ägeşip, Ürümçi Gharbi Vokzali poizlarını kütüvalıdığan, yolğı salıdığan, gruplaydığan en çoğun portka aylanğan. Mälum buluşça, yıkındı mürü Xitay virusi hem de xalqara cemiyetinin Xitayının soğudu sahasıda imbargo yürgüzüş, Xitay ölkelerde arka-arkadın yüzbergen apet qatarlıq amınlar sebeplik Xitay iqtisadede çekiniş bolğan. Xitay öz ihtiyacını kamdaş mağısı getiş üçün Şarkı Türkistan'ın baylıqlarını küçep bulantalan kılışkı başlıgan. İstanbul'da ötküzüldüğün kent gölemlik namayışkı çakırı kalındı. 5. yıl Ürümçi Kırgınçılıkının 13. yılı münasibeti bilen Türkiye'de faaliyet kılıbatkan Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birlikinin uğrunlaştırışı da Xitay'nın İstanbul Başkonsulxanası aldıda kent gölemlik namayış ötküzüldüğünlükü birkaç gündün buyan ictimai uçur vasıtırdı kent tarqalmaqta. Bu yıllık namayış ve akbarat ilan kılış yığını irki kırgıncılıkı sükut kılma şuara aslıda ötküzüldüğün bulup, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından ilan kılınan bayanatta, dünya gün tertibi, iktisadi krizis ve başka çoğun devletlerinin siyasi ve stratejilik tamponluk tokunuşları sebeplik, Şarkı Türkistan meselesi gün tertibdeki layık bolgan yeride təsirini saklap kalılmasıdak əhvalığı düşkünü atıdı. 5. iyul Ürümçi Kırgıncılığı münasibeti bilen Türkiye'den başlayıp dünyanın her kaysı caylarda elip berildiğin namayışlarda bütün muhacireteki halkımızdan Xitay elçihanlarını titirtip Beycan'ı teşvişki selişi menfaatlik neticidir. Şunu uçbu namayışkı çoğun küçük, qeyri yaş, er ayal hemmeylenden hayvetlik bir şekilde Xitay konsulu aldığı toplanışıgı çakırı kılımız digerler bildirildi. Teşkilatlar Birliği'ye aza barlıq teşkilat rehberleri ken halkımızını bu qetimliq akbarat ilan kılış yığınığı teklif kılıp çakırıqlardı boldi. 5. iyul İstanbul'da saat 11'de başlandığı namayış okşaş günde Türkiye'nin Ankara Konya şehirde mi ötküzüldü.
Şundaqla Malayziyadımı oxşaş şuar bilen kan kölemlik namayiş ve akbarat ilan kılış yığını ötküzülüdü. Xitay konsulxanası aldığa İstanbul'dan 4 orunga avtobus orunlaştırılgan bulup, Safaköy Çardaklı Beket Zeytinburnu Marmaray Beket, Başakşehir 1. Etap ve Selim Paşa Oku Uyghur Mektebi aldıdın kozguludu. Kozguluş vakti etigen saat 9 bulup, pekat Selim Paşa'dan 8'de kozguludu. Birma herbi dairleri Wang Yi'nin Aungsan Suki bilen körüşüşünü çekledi. Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi Birmini ziyaret kılgan bulup, Birma herbi hakimiyeti onun Aungsan Suki bilen körüşüşünü çekligen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 3. iyuldaki haberde bildirilişçe, Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi düşenbi günü içilgan 7. nöbetlik Lankang Mekong Hemkarlıq Taşqı İşlar Ministerleri yığınığı katnışı üçün Birmi'ye bargan bulup, Harbi siyasi özgürüşten keyin Birmini ziyaret kılgan tunji Xitay emeldarı bulup kalgan. Birminin harbi hakimiyeti Wang Yi'nin koluğa ilingan sabık emeldar Aungsan Suki bilen körüş talepini ret kılgan. Birma harbi dairelerinin bayanatçısı paytaxt Naypey Tau'da ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda Birma harbi hakimiyetinin Wang Yi'nin Birminin sabık rehberi Aungsan Suki bilen söhbetleşişini ret kılganlığını bildirgen. Bildirilişçe Wang Yi 2021 yılı Birmini ziyaret kılıp Aungsan Suki bilen körüşken bulup, Birma armiyesi 3 haftadan keyin Aungsan Suki hükümetini ağdırıp taşlıgan. Bu yıl 6 ayının 23 günü Aungsan Suki'ye karatılgan malum rayonda nazaret kılış haleti özgertilip, armiyege tabi türmede yalğız solangan. Aungsan Suki ötken yılı siyasi özgürüş arkalık hakimiyetten koğlanğandan buyan, Naypey Tau'daki malum cayda nazarbend kılıngan bulup, onunğa birnäçe aile işçisi ve onun işte hemra bolğan. Bu yıl 77 yaşqa kirgan Nobel mükafatı sahibi Aungsan Suki 150 yıllık qamaq cezasına hüküm kılınışı mümkün bulup, birkaç devlet Birma harbi dairelerini Aungsan Suki bilen söhbet ötküzüşke çağırgan bolsumu bırak mağlup bolğan. BDT 5. ayda temellegen sallıq malumatlarga qaraganda Birmide harbi siyasi özgürüş yüz bergenden buyan 700 mıngı yakın kişi öy makallardan ayrılışka mecbur bolğan. Şivisiya ve Norvegiya'da ürümçi katli ami münasibeti bilen namayışı ötküzüldü. 3. iyul günü Şivisiya paytaxtı Stokholm'daki Xitay elçixanası aldıda ürümçi kırgıncılıkının 13. yılı münasibeti bilen namayışı ötküzüldü. Namayışını Şivisiya Uyghur Mağarıp Uyuşması teşkilligen bulup namayış İstiklal Marşı bilen başlandı. Arkadan bu kadınki namayışını uğurlaştırgan Şivisiya Uyghur Mağarıp Uyuşması'nın reis vekili hem de siyasi işler mesulü Nijat Turgun Efendi bundan 13 yıl ilgiri yüz bergen kallık kırgıncılık hakkıda tayarlıgan bayanatını okup ötü. Bayanata Şarkı Türkistan'ın paytaxtı ürümçide yüz bergen kırgıncılıkta netçi mağlıgan kıyrındaşlarımızdan şehit kılınğanlıqı, yarlanğan ve yüz mağlıgan kişilerinin koluğa ilinğanlıqı, Xitay işğalcı kısımlarının Uyghurlarga karıtıp oq çıkarğanlıqı, şehit bolğanlarının sanının mıngdın aşıdığanlıqı bildirildi. Namayışçılar bayanat arlıqıda Şarkı Türkistan'a müstakıllık, Xitaylar Şarkı Türkistan'dan yok alsın, Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları takalsın digendek şuarlarını tovledi. Namayış ahırıda Teknemekan İslam Medeniyet Merkezi'nin imamı Yasin Turdiqarım'nın yetekçiliği de şehitlerinin ruhinin şatlıqı, Şarkı Türkistan'da türmü ve lagırlarda yetivatkan halkımızın azatlıqı, Xitay tecavüzcilerinin halakiti üçün dualar kılındı. Şundaqlı yana 2. yıl Norvegiya'nın Oslo şehirde mi ürümçi katliaminin 13. yıllıqı münasibeti bilen namayışı ötküzüldü. Norvegiya Uyghur Komiteti tarafından oralaştırılgan namayış parlament binası aldıda ötküzülgen bulup, Muattar Hanım ürümçi katliami hakkıda ve növetteki vaziyet hakkıda bayanat ilan kıldı. Ve yaş paaliyeti Sirajiddin Petkulla ürümçi katliami ve Xitay tecavüzcilerinin vahşi cinayetleri hakkıda kısqı söz kıldı. Özbekistan'da namayışlardan keyin ciddi halet ilan kılındı. Özbekistan'da Qarakalpaqistan Avtonom Cumhuriyeti'deki namayışlardan keyin bir aylık ciddi halet ilan kılındı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Prezident Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararname bilen Qarakalpaqistan'ın Özbekistan Asasi Kanun'daki Avtonom Cumhuriyetlik Salahiyeti'ki münasibetlik maddelerinin özgertilişine dair bazı teklifler oturgu koyulgan deyken Qarakalpaqistan'da namayış ötküzülgenliği ve 2. Avgustka kadar ciddi halet ilan kılınganlığı bildirildi. Kararnamede ciddi halet uhturuşunun puralarının bihaterlikegi kapaletli kılış, onlarının hukuki ve erkenlikini koğdaş, kanunga riayi kılış ve tertibini koğdaş üçün çıkırılgallıkı tähkitlendi. Bununla asasen Qarakalpaqistan miqyasıda şüyer vaxtı 21'den etigen saat 7 geçe köçüge çıkışını çekleş yolu koyuludu.
ciddi halet dairesi de bir ay boyunca rayondaki muhim bina ve kuruluşlarının kovduluşu küçeytildi. Kuralarının avtomobillerini mi öz içine alan halde hareket erkinliği çeklik halga keltirildi. Kuralarının kimlikleri tekşürüldü. Qoraqalpog'istonga kiriş çıkış çeklendi. Tenterbiye ve köngül içiş qatarlıq ammevi faaliyetleri ötküzülmeydi. Bu kararname bilen yana Qoraqalpog'iston ciddi halet komiteti reisliği kuruldu. Ve Özbekistan Milli Muhafizat Kısımları Komandanlığı'na Rustem Korayev tayinlendi. Prezident Mirziyoyev tünügün namayış ötküzülgen Qoraqalpog'iston Avtonom Cumhuriyetinin merkezi Nukus şehirge yitip berip, rayonun mötüver zatları bilen körüştü. Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda kılgan sözüde halkının köz karışını nazarda tutup, Qoraqalpog'istonun salahiyetige münasvetlik asasi kanun maddelerinin özgertilmeydiganlığını ilan kıldı. Xitoyga devlet mahbiyatligini bergen rusiyalik mutaxassis doktorxonada öldü. Xitoyga devlet mahbiyatligini öz ichiga algan sanlıq ma'lumotlarni berganligi sababidan rak kesili bilen davalanıvatkan doktorxonadan nazoratga elingan rusiyalik mutaxassis Dmitriy Kolker hayotidan ayrıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe fiziki ve matematiki pelleri doktori Dmitriy Kolker aldınkı hafta 4. baskuçluk rak kesili sebebiden Rusya'nın Novosibirsk doktorxonasında davalanıvatkan mezgilde nazaratga elingan idi. Kolker Xitoyga devlet mahbiyatligini öz ichiga algan sanlıq ma'lumotlarni berish bilen ayiblangan idi. Rusiyalik mutaxassisning ailesidagilar Kolker'nin ahvoli nacharlashib qaza qilganligini e'lon qildi. 54 yoshlik Dmitriy Kolker'ga 12 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berish talab qilinmoqda edi. Shvetsiya bosh ministri Turkiya bilan tuzilgan kelishimga amal qiladiganligini bildirdi. Shvetsiya bosh ministri Magdalena Andersson Turkiya bilan tuzilgan kelishimga va terrorchilarni o'tkazib berish kelishimiga amal qildiganligini aytdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Magdalena Andersson Al-Madalin siyosat munbirida qilgan so'zida mazkur kelishimning ichki mazmuni haqida ma'lumot bermaydiganligini ta'kidlab, Turkiya bilan tuzilgan kelishimga va terrorchilarni o'tkazib berish kelishimiga amal qilamiz dedi. Andersson terrorlik faoliyatlariga aralashmaganlarning ansirmasligi kerakligini bildirib, Shvetsiya fuqarosi bo'lganlar davlat qonuni va xalqaro qonunga binoan o'tkazib berilmaydi. Agar terrorlik faoliyatlariga qatnashmagan bo'lsangiz, ansirashning hojati yo'q degan so'zlarni ishlatdi. Andersson Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni to'g'risida Turkiya bilan oldingi hafta Ispaniyadagi NATO rahbarlari yig'inidan ilgari imzolangan 3 taraf shartnomasida Turkiyaga cho'ng yo'l qo'yishlar bo'lganligi va ammaning qattiq tanqidiga uchirganligiga doir savolga javob berishni rad qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Ayetki haberimizde görüşürüz ki şahsızlarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.